but I've been having sex like once a week at least or two if my girl ain't stressed. Hepinize merhabalar. Ben Deniz Encan. Size bugün Kore'de daha çok oynanan, Çin'de daha çok oynanan bot lane'de Tristana AD'yi göstereceğim. Genellikle Avrupa'ya da TR serverinde çok görmedim. Nasılmış, nasıl oynanır hepsini size göstereceğim. Rünlerden bu arada, hazır rünlerden tempo rünüyle oynayacağım. Doran kılıcı ile başlayacağız çünkü Doran kılıcı artık uzun kılıçtan daha güçlü. Doran kılıcı artı güçlendirme aldı, atak damage'inde artı canında. O yüzden Doran kılıcı ile başladık. Char'ın hızlıcası skill'lerinden bahsediyorum. Char'ın pasifi 136 menzile kadar menzil artışı sağlıyor. Level aldıkça menziliniz artıyor. 525 menzilden 136 ekleyince hemen hızlı matematik 661 range'iniz oluyor. Bunun menzili arttıkça, yani pasifinin menzili arttıkça hem E'sinin hem de ultisinin de menzili artıyor. Bu bilmeniz gereken detaylardan birincisi. Q'su saldırı hızı veriyor. 7 saniye boyunca bastığınızda saldırı hızınız oluyor. W'su zıplıyor. Bekleme süresi çok yüksek. Zıpladığında böyle bir yuvarlak alanın içine hasar atıyor, yavaşlatıyor. Artı 4 yükte ise E'nizi patlatıyor. Ve eğer ki E skilliniz bomba atıyor, 4 yüke kadar birikiyor. Eğer ki 4 yüke kadar birikmiş E'yi patlatırsanız W skilliniz tekrardan geri dönüyor. Yani bir rakibe 3 kere vurdunuz, E atıp 3 kere vurdunuz, sonra o adama W attınız, W'nuz cooldown'a girdi. Adamı 4. kere vurdunuz, bomba patladı, W'nuz geri geliyor. Yani 2 kere double jump deniyor bu olaya. Bu da ikinci bilmeniz gereken detaylardan bir tanesi. E'sinin pasifi birim katlettiğiniz zaman ilk başta 55, ondan sonra 155'e kadar artış gösteren, yanındaki birimlere hasar veren bir pasifi var. O yüzden Tristana oynarken lane freeze demek çok zor. Slow push atmak çok zor. Bu da bilmeniz gereken üçüncü detaylardan bir tanesi. Bakın E açacağım. Bu arada belki hook alırsa direkt adamlara bakabiliriz. Onun dışında minyonlara fokus olmamız lazım. 2 level üstünlüğünü almamız lazım. Zaten dediğim gibi Char'ın pasifi E'sinden dolayı yandaki minyonlara fazla fazla vuruyoruz. O yüzden 2 level üstünlüğünü çok kolay bir şekilde alan bir AD carry. Şimdi W'yu açtık. Ektiği gibi zıpladık. Kliyans batabiliriz. Tutarlarsa bakın şöyle flash atacağım ben. Garantilemek istedim. Orada sadece belki gerek bile yoktu. Onu da söyleyeyim. Çünkü bombamız 4 yükteydi. Ölebilirdi muhtemelen. Kliyans'ı direkt bastım. Çünkü exhaust'tan damage yemek, damage'imi azaltmak hiç istemedim. Killleri aldık. Hemen base atıyorum. Karşı jungle'a karşı plays yapıyor. Ya da jungle'ları gelirse de dive bile atabilirler. Burada Blitzcrank Roam'a falan gittiği zaman tek yakalarlarsa. Hata yapmalarını bekleyeceğiz. Olabildiğince minyonları kırpmaya çalışacağız. Şöyle bir ortaya E, Q atıp diyecektim. E atamadık. Çünkü E attım son saniye attık diye işlemedi. Q'muz da yoktu zaten. Şöyle yapacağız da. Minyon biçmek bir tık zor. Tristana ile öyle de özellikle. Çünkü E'si diğer minyonların canlarını çok garip bir şekilde azalttığı için E Q'm yok. Bu arada E'miz falan 5 saniye dönecek. Şu, bakın ping diyeceğim. Bu şu an oynayabiliriz mesela. Burada bakalım. Dibine kadar girip ooo bir anda ona gösterip ona vurdu Blitzcrank. Bayağı iyiydi. Böyle hemen zıplayıp aldık kilimizi. Buradan da tempo ile birlikte bu taraftan zıplayıp çıkacağım. Gayet güzel. Ninzao'yla da onlar kesebilirse. Ah, flash'ini aldık. Hemen bakın flash attığı anda sağ üste gidiyor gözüm. 9.30'a kadar Miss Fortune'ın flash'ı yok. Şimdi burada koridoru hızlı pushlayacağız. Ondan sonra tempoyu hiç kaybetmeden base'imizi atacağız. Hatta burada dive bile atılabilir. Bakın. Gel hemen dive atalım. Aa kan geldi. O da olur. O da olur. Ona da dalabiliriz. Ama Lux gelecek. Artık dalamayabiliriz. Tamam. Kayn'in gelmesi bozdu. Belki kesebilirdik gene. Buradan hemen zıplayıp base'imizi atacağız. Savaşçı çizmesiyle başlayıp bir tane de uzun kılıç alacağım. Savaş çizmesiyle başlamak Tristana'ya mantıklı. Zaten mobilitemize mobilitilik katıyoruz. Daha da agresif oyunlar yapabiliriz. Tempomuz olduğu için de onunla birlikte teklenip menzil kazanıp adamlara auto spacing atabiliriz. Yani vur kaçı çok fazla atabiliriz adamlar bize vurmadan. Itemleri almanıza gerek kalmıyor çünkü sürekli ama sürekli Q'nuz açık oluyor. Navari aldığınız zaman diğer skill'lerinizin bekleme süresi azalıyor. Düz vuruşu yaptıkça. Yani sürekli Q'nuz açık bir şekilde oynuyorsunuz aslında. Navari'yi aldığınız zaman. Bakın lane'i gene ben burada olabildiğince vurmayacağım. Burada gene şuradaki minyonları öldürteceğim. Buna bir tık freeze deniyor. Ama gördüğünüz gibi bir tane vurunca her minyon yamuluyor zaten. Şöyle en azından 6 tane minyonu kaybetmeye çalışacağım adama. Olabildiğince son vuruş yapmaya çalışıyorum. Şunlar da kaçacak. Bu da kaçtı. Şunu da kaçırdı. Gayet güzel. Ondan sonra burada gene aynı burada minyonları tutuyorsunuz. Buna da minyonları freezlemek deniyor.
Tristan'a yerine başka bir Eddie Carroll olsaydınız da burada 4 milyon tutarak Freeze'i sonsuza kadar yapabiliyorsunuz. Onu da bilgisini verelim. Şimdi bu saniyeden sonra artık Tristan'a ile push'a dönüyor. Slow push pek denmez çünkü Tristan yani olabildiğince last atacağım, o yüzden slow push olacak. Bakın şurada minyon kaçırdı gene. Sırf biz son vuruş atıyoruz diye. Bunu kaçırdı. Slow push'ta dediğim gibi bu XP'leri kaçırıyor. Minyonlar birikecek, ondan sonra bir hatalarında adamları kesebiliriz. Çok güzel bu arada. Plant'ın bastım. Dojladık. Hemen atlıyorum. W'muzun damage ile birlikte bir tur daha atlayıp yavaşlatmasını kullanıyorum. İleri doğru kayıtlıyorum. Gayet güzel bir şekilde double kill'imizi aldık. Burada koridoru hızlı pushlayacağız. Ondan sonra da base'imizi atacağız. Hatta belki Kayn mid'de gördüğüm için, bakın Kayn'i mid'de gördüğüm için burada bir tane plate alıp ondan sonra hemen döneceğim, onu da söyleyeyim. Ama Kayn görünmeseydi burada hiç plate'e vurmaya gerek kalmazdı. Daha ilerileri görebiliyorsunuz. O yüzden daha mantıklı. Bu oyun Kraken yerine bu arada Stormlazer alacağım. Çünkü çok fazla mobiller. Yani Kayn hızlı, Cannon hızlı. İleriye sürekli atlıyor. Lux'a stun var falan. Çok da frontline'ları yok. Yani önde durup tanklayacakları yok. O yüzden bu oyun fırtına biçen ve Nowhere yapacağım. Şimdi Zinza'ya git diyelim. Zaten gelmesine hiç gerek yok. Biz artık 2v2'leri kazanabilecek güçteyiz şu an. XV'yi bölecekti, o yüzden gelmesini istemedim. Ultimiz açılacak. Ultimiz büyük bir gülle yolluyor, tamam mı? Adamları geri savuruyor. Ultinin levelini atladıkça da, bu arada E vuracağım buraya hepsini birden almak için, rahatlatma videosu geldi arada. Ultinin levelini arttırdıkça da savurma miktarı geri artıyor. 600-800 bin damage artıyor. Bekleme süresi azalıyor. Genellikle ultiyi E'nin full yükündeyken hemen E düz vuruş ultiyle bir tane de arada auto cancel yapıyorsunuz. O şekilde kullanırsanız çok damage çıkartabilirsiniz. Tabi fail olma ihtimaliniz var. Adamı bir anda geri fırlatıp kaçabilir adam da. Onun için potansiyel damage'i birazcık bilmek gerekiyor. Bu arada her saniye agresifleşebiliriz bu saniyeden sonra. Çünkü çok güçlüyüz. Koridoru ittirdik. Şimdi E'yi bu arada kulelere de kullanabiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4 vurduk. Herkese birden damage patlattık. E'yi kuleye kullandığınız zaman bu arada E'nin menzili 2 katına çıkıyor. Onun da bilgisini vereyim. Minyonları hızlı ittirmek istediğiniz zaman kuleden atmanız daha mantıklı E'yi. Yine belki çekersek oynayabiliriz. Salladık gitti. Hadi oğlum salla kazan. Tutmadı. Tamam güzel. Misfortune ultisi gitti. Bir anda dönebiliriz. Flash ulti E falan filan. Hemen bir anda. Böyle Lux'a döndük. Ultimizi patlattık. Buradan da W ile geri çıkacağız. Gayet güzel. Tempomuz var 5. O yüzden belki kesebiliriz. Aha. Ama tık zor mu? Deniyorum. Tamam gayet güzel, gayet güzel. Flash'ini aldık. Bir tane düz vuruşu ölecek bu arada. Tamam biz de öldük. Şimdi koridora geldik. Blitz'ten güzel hook geldi. Hemen burada adamı keseceğiz. Ondan sonra burada da ikinci zıplamaya gerek yok çünkü kesemeyeceğiz. Boş yere dayak yiyeceğiz. Onun yerine burada minyonlara geri döndük. Yani normalde burada freeze atılabilir başka AD carry oynasaydım. Ama Tristan oynadığım için lane'i pushlamak istiyorum sürekli sürekli. Bu arada bakın şuradaki minyonu ittireceğim hızlısından EQ ile. Ondan sonra şuradan bir anda Lux'a döneceğiz. Bu da düşük elo'larda yani Diamond'da kadar hatta kullanabilirsiniz. Aa Kayn buradaymış, göstermeyelim. Bekleyelim Kayn'ın gitmesini. Tamam. Kesebileceğiz mi? Böyle geri çıktım. Adamı kestim. Bir daha geri çıkıyorum. Vuruyorum. Yani mesela orada Kayn'ı gördükten sonra denemenize gerek yoktu. Kayn'ın gitmesini bekleyebilirdiniz. Sonra dümdüz çıkabilirdik ama NT oldu. Koridora geldik şimdi. Arkadan Miss Fortune'ı Blitzren kovalıyor. Belki yetişebiliriz. Ben zıplayacağım şimdiden eğer çekerse diye. NT dedik. Burada XP kaybetmemek için geri dönüyorum hızlısından. Hemen koridora pushlayacağım. Kule barikatlarını alıp hemen mid'e geçmemiz lazım diyecektim ama Lux ultisi ve E'si ile minyonları temizledi. Kayn gene botta. Bu sefer direkt geri iteceğim ama NT kesemedik galiba. Ben burada baitliyorum. 1v2'ymişim gibi. Tamam gayet güzel. Hemen vision basacağım. Şöyle dodge'ladık. Çok çok iyi.
Orada Vision'ı kullanmasaydık MF'in ultisinden bayağı damage yiyip Lux'tan Q yiyip ölebilirdik, onu söyleyeyim. Kuleyi aldık, Basil'de atıp tek kılıcını alacağız, Navori'yi de bitireceğiz. Şimdi bottan minyonları aldık, base'imizi attık, tek kılıcımızı aldık, kuleyi de aldık. Şimdi mid lane'den push alacağız. Mid lane'den push aldıktan sonra karşı jungle'a girebilirsiniz. İstediğiniz yerlerde hareket edebilirsiniz. Çünkü mid lane'i birileri karşılamaya gittiği zaman siz oyunda yapacak bir alanınız oluyor. Daha karşı blue galiba yeni çıktı. Hemen gelip bunu alabilirsiniz. Blue'yu alabilirsiniz. Ondan blue'yu aldıktan sonra hemen tekrar mid wave'ine dönmeniz lazım. Çünkü mid wave'ini sürekli ama sürekli push'unu tutmanız lazım. O zaman oyunun bütün üstünlüğü sizin elinizde oluyor. Ben şöyle zıplayıp mid wave'ine geri döneceğim. Burada ileriye saldırabilir bu arada direkt. Aa, burada galiba Vision var. Şöyle zıplayacağım. Tamam. Ulti attım da. Ultiye de gerek yoktu. Flash attı Lux. Mid'den ikinci kuleye vuracağım. Çünkü iki kişi kestik. Ve bir kişi de topta görünüyor. O yüzden buradan direkt kuleye vuracağım. Olabildiğince kuleye fokuslanmaya çalışacağım. Hemen ikinci kuleyi alırsak buradan. Ondan sonra top lane'e gidip top lane'in birinci kulesini alabiliriz. Bakın şimdi geri çıkacağım. Hemen base atıp Navori alacağım. Ondan sonra Dragon, Herald, top 1-2, bot 2. Oyunu hızlı kapatmanın yolunu bulmamız lazım. Yani bu arada oyunlar uzarsa bir tek shutdown gold'u verirseniz sıkıntı. Ama onun dışında oyunun uzaması Tristana'da kötü bir şey değil. Çünkü late game'deki 661 menzili oluyor. Ve en güçlü ADK'ler arasında girebilecek güçte bir karakter bu da. Şimdi mid wave'in push'unu alacağız. Ondan sonra Dragon'a bakmaya çalışacağız. Eğer Dragon alıyorlarsa yapacak bir şey yok. Jungle'ımız olmadığı için. Burada E'ye bastık. Böyle geri çıkacağım. Çünkü ileriyle güçlü bir karakter. Baksanıza. Yani adam 1-6 olduğu halde neredeyse 10'a 2 Tristana'yı hemen kesiyordu. Burada potansiyeli bildiğim için. Yani flash'ımı da vermek istemediğim için dönmedim. Tom Razor'la oynarken bu arada şurada enerjiyi takip edip koşu hızı alıyorsunuz ya. E attıktan sonra koşu hızı aldığınız için tık 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 hemen Q'yu basıp bombayı patlatabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bakın şimdi. Herald'a başlıyorum. E Q attım. Bak. Q bitmeden yeni Q geldi. Gördünüz mü? Sınırsız. Şu an saldırı hızında daha 3 seviye. Bu 5 seviye olduğu zaman... O zaman zaten sadece Q açık oynuyorsunuz. Şöyle zıplayıp mid wave'ini alacağız. Ondan sonra tekrardan mid wave'in push'unu alacağız. Sonra bundan sonra mid wave'in push'unu aldıktan sonra topa ve bota arkadan gidebiliriz. Kulelerin de aynen bir avcısı, yani bildiğiniz kule canavarı bir karakter. Bakın şimdi E'ye basıp Q basacağım. Burada geri çıkacağım çünkü kendine çarptı. Ha, kuleyi aldık, bu kadar. Basit. Bitti. Yani kuleleri cidden hemen bombayla patlatıyor E'sinin pasifiyle. O yüzden 2 saniye böyle boşluk kaldı mı hemen bir kule alabilirsiniz Tristana'yla. Yani aynı şekilde yapacağım gene. Böyle geri çıkacağım. Mid wave'in push'unun alınması lazım bu arada takımdan. Birisi tarafından Vex ölmüş, o yüzden alamıyoruz. Ben burada ikinci kuleye gene zorlayacağım, üçüncü kuleye. Çünkü fazla güçlüyüz şu an. 10'a 2 gidiyoruz. Kendilerimiz iyi. Cleanse'im de var. Flash'im de var. O yüzden zorlayabiliriz şu an. Tamam. Kendinin hızlanması yok. Lux'ın skill'lerini de doyacağımız zaman hiç sıkıntı kalmıyor. Cleanse basacağım. Tamam. Bir tık zorladık. Fazla zorladık galiba. Burada dönebilir miyiz? Dönebilirim ben belki. O sıkıntı ama. Tamam. Bu bir güzel oldu. Böyle uzağa baktım. Böyle 2'yi aldık. Bunu dojlamayacağım, sadece vuracağım. Bunu da 3'ü aldık. Orada flash'ı Kenan'ın Q'suna attım. Adam daha atmadan predict flash attık. Burada 3'te 3'ümüzü aldık gayet güzel bir şekilde. Toptan kuleyi alalım. Bundan sonra base'imizi atalım. İnhibitör almaya şu an gerek yok. Çünkü alırken ölüp shutdown gold'unu verebiliriz. Şimdi Baron'a geldik. 3 tane itemimiz var zaten. O yüzden hızlısından hemen Baron'a başlayacağım. Bu arada Blitz Kayn'ı çekerse belki kesebilir. Şu an burada bakın kendimle yanılan bir durum yapıyoruz. İlili'nin bu arada teleportu yok. Bakın Baron'a başlayabiliriz hemen. Mid wave'ini pushladık hemen. Mid wave'i pushlu olmadan girmiyoruz. Buraların vision'larını temizleyip ondan sonra başlamakta fayda var. Ama hemen başlayabiliriz. Çünkü Navori'miz var. Bakın Q'muz yemiz sınırsız. Belki çekebilirsin onu hemen.
Çek gitsin. Tamam, biz baronu bitiriyoruz bu arada. Geri çıkacağım W'yla. Kendini counterladık. Böyle menzilimi korumaya çalışıyorum. Zıpladık, gayet güzel. Nice oldu, nice. Quadra kill'imizi attık. Hemen base atıp bir de pentamızı alalım oradan. Hızlısından ama bak çok hızlı. Geliyorum penta. Aha, aldık mı yoksa? Yoksa. Pentamızı base atıp aldık. Gayet güzel. Jump Tristana. Penta kill'imizi attık. Şimdi hızlısından evlerimizi alalım. Base atınca arada item alma detayını da kaçırmayın bu arada. Allah, buraya gel Krom. Tamam. Lejder'i aldık. Ondan sonra baronumuz da var. Şu an bütün koridorlara baskı vermeniz lazım. Baron bitmeden olabildiğince bütün koridorları baskılamanız gerekiyor. Ama bizim takım baronu harcıyor. Her zamanki takım, bildiğiniz gibi. Yapacak bir şey yok. Of. Navori'den dolayı aim'imiz çok yüksek, damage patlatıyor, onu da söyleyeyim. Yani tek atıyoruz, bildiğiniz tek atıyoruz yani. O yüzden herkese agresif oynayabiliriz. Zaten penta da attık. Yoksa ikinci penta mı diyecektim, yok. Galiba oyun bitecek. Zıpladım. Oyuncuları yere attık. Zınk, buna tek attık. Aha. Böyle ultimizi atalım. Bir double kill daha attık. Kuleyi alalım. Ve maçı yavaştan bitirelim. Bu ve daha fazlası için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Beğenirseniz sevinirim. Twitch'te yayındayım. Instagram'ım Deniz Encan. Her şeyim Deniz Encan. Takip ederseniz sevinirim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.